Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü Forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Haftanın dördüncü işlem günü dolar-TL paritesiyle başlayalım. Ee, Rusya'nın Ukrayna işgalinde e, sahadaki gelişmeler Türkiye ekonomisini e, etki ve özellikle ateşkese yönelik görüşmeler piyasada izlenen ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. E, Dolar-TL tarafına baktığımız zaman da dolar paritesi yatay hareket hala devam ediyor. E, fiyatlama yine oldukça dar bir band içerisinde hareket ediyor. E, 15 seviyesinin altında önceki gün dolar-TL 14.83 seviyesine tamamlamıştı günü. E, bu sabah itibariyle baktığımız zaman abi. ABD dolar endeksinde 98.877 seviyelerinde bulunuyor. E, 10 yıllık ABD tahvil getirisi ise %2.34 seviyelerinde seyrediyor. E, yine Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 593 bas puanı yükselmiş durumda. E, 10 yıllık tahvil faizi ise %27.85'e çıktı arkadaşlar. E, öbür yandan ABD Merkez Bankası e, Mayıs ayındaki toplantıda 50 bas puan faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler ve jeopolitik risklerde bir çözülme olmaması arkadaşlar doları güçlü tutmaya devam ediyor e, Bu da arkadaşlar gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde e, inanılmaz bir baskı oluşturuyor. Şu an e, FED Başkanı Powell'ın faiz artırımı konusunda agresif olunabilir açıklamasının ardından e, Cleveland FED Başkanı e, Master Mayıs ayında 50 bas puan faiz artışını ve özellikle bilanço daraltılmasına başlanmasını destekledi. Diğer taraftan bugün NATO Liderler Zirvesi ve Avrupa Birliği Liderler Zirvesi de yakından takip edilecek gelişmeler arasında. Baktığımız zaman ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Rus siyasileri ve oligarklara yönelik yeni yaptırım paketi açıklanması bekleniyor. Bu da piyasaları ciddi etkileyecektir. Piyasalarda bugün Merkez Bankası'nın düzenleyeceği yılın ilk yatırımcı toplantısı takip edilecek. Bankacılar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politikaları hakkında e, ileri dönük yönlendirme almak için bu toplantıyı takip edilecek arkadaşlar. E, onun dışında bugün ayrıca e, geçen hafta politika faizinin %14'te sabit tutulduğu e, para politika kurulu toplantısının özetleri yayınlanacak. E, onun dışında haftalık para ve banka rezerv ve menkul kıymet istedikleri de e, yayınlanacak arkadaşlar. Grafik üzerinde incelemek gerekirse... Ee, dar bir bandta hareket ettiğini söyledik zaten arkadaşlar. Ee, 14.85 seviyesine kırmakta zorlanıyor baktığımız zaman da da e, aşağıda da 14.70 seviyesi zaten destek olarak e, bizi bekliyor arkadaşlar. E, geri çekilme e, şu an her ne kadar geri çekilme yapmasa da arkadaşlar kur e, gördüğünüz gibi e, bayağıdır yatay bir şekilde seyrediyor. 14.85 seviyesini kırması durumunda e, 15 seviyesine geçecektir arkadaşlar. Özellikle 14.85 seviyesini kırmasından sonra e, alımlar hızlanacaktır. E, dediğim gibi kanal 15 ile 14.85 arasında olacaktır. Zaten 15 seviyesinde arkadaşlar e, hacimli bir şekilde kırması bekleniyor. E, eğer 15 seviyesine yakın bir e, yukarıya doğru bar atarsam. E, o yüzden arkadaşlar alım için özellikle e, 14 seviyesinin 85 seviyesinin üzeri ve 15 seviyesinin üzerine beklemek daha mantıklı olacaktır. E, geri çekilmelerde arkadaşlar her ne kadar bu e, siyasilerden gelen devlet merkez bankasından e, gelen açıklamalar takip edilse de geri çekilmelerde e, sözlü yönlendirmeler geri çekilmelerde etkili olmuyor arkadaşlar. E, kurda e, geri çekilmenin devamının sağlanması için özellikle 14.50 seviyesinin aşağısındaki e, kapanışlara ihtiyaç var. E, baktığımız zaman hem enflasyon hem güç dolar bunların hepsi bir araya geldi geldiği zaman arkadaşlar özellikle Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece e, burada arkadaşlar dolar kurundaki yukarı yönlü hareket devam edecektir. E, biraz da altın tarafına bakalım. E, altın tarafına baktığımız zaman şu an e, Forex piyasalarında arkadaşlar e, bu saatlerde sabah saatlerinde 1941 dolar seviyesinde e, fiyatlıyor. E, 1950 dolar direncini geçemediğini görüyoruz arkadaşlar baktığımız zaman e, güne 1924 dolardan başlayan Onsalt'ın e, Rusya tarafından gelen olumsuz açıklamaların ardından sınırlı bir e, yükseliş gerçekleştirdi. E, altın arkadaşlar güçlü dolar ve e, savaş endişeleri arasında karışık bir seyir izliyor. E, Fed üyelerinden gelen 50 bas puan faiz artışına destek açıklamaları da arkadaşlar doları desteklemeye devam ediyor diğer taraftan. E, dolar endeksi de baktığımız zaman 98.800 seviyelerinde ABD 10 yıllıkları da arkadaşlar %2.35 yakınlarında güçlü seyrini korumaya devam ediyor dediğim gibi. E, savaş yenilik açıklamaları ise e, müzakerelerde hala e, zamana ihtiyaç olduğu yönünde. E, bugün piyasalar arkadaşlar Brüksel'de yapılacak NATO toplantısına odaklanmış durumda. E, toplantıda Rusya'ya yaptırımlar ile ilgili yeni bir gelişme çıkabilir zaten öngörülüyor arkadaşlar ee, özellikle e, baktığımız zaman global kriz haline gelen enflasyon ve mevcut sıcak savaş ortamında altına olan talepte e, yeniden artış olabilir baktığımız zaman. E, dün ABD'de açıklanan Şubat ayı yeni konut satışları 770 bin ile e, üst üste ikinci ayda da gerilemiş durumda. E, beklenti 810 bine yükselmesi yönündeydi. E, bugün ise ABD'de açıklanacak olan Şubat ayı cari hesabın 218 milyar dolar ile e, bak 219 18 milyar dolar ile arkadaşlar e, bir önceki ayın üzerine açık vermesi bekleniyor açıkçası. E, haftalık işsizlik başvurularında bir önceki haftanın gerisinde 212 bin kişi olması bekleniyor. E, grafik üzerinde incelemek gerekirse dediğim gibi 1915 seviyesinden almış olduğu destekle 1950 seviyesine kadar tekrar yönünü yukarıya çevirdi. E, burada Özellikle kar satışlarının etkisiyle de arkadaşlar e, hafiften geri çekilme yapıyor arkadaşlar bu gördüğünüz gibi. E, 1950 seviyesini kırması e, durumunda arkadaşlar yukarıda 1970-2000 dolar seviyelerine kadar tekrar yönelecektir. E, şu an 1950 seviyesinin aşağısında olduğu için arkadaşlar özellikle bugün toplantıdan çıkacak kararlar durumunda e, 1950 seviyesini kırma potansiyeli yüksek arkadaşlar. E, o yüzden alımlar için 1950 üstünü beklemek daha mantıklı olacaktır. E, 1950 seviyesi aşağısında da arkadaşlar açığa satış e, pozisyonları geçer olacaktır. Fakat eee toplantı sonrası çıkacak kararlardan sonra açığa satış girmek eee daha iyi olacaktır arkadaşlar yatırımcılar için. Eee biraz da gram altın tarafına bakalım. Eee gram altın tarafına baktığımız zamanlarda arkadaşlar son zamanlarda özellikle yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor gram altın. Eee geçtiğimiz günlerde 968 seviyesini gördükten sonra arkadaşlar aşağıya doğru eee 893 seviyesine kadar gerilemişti burada gördüğünüz gibi. Eee buradan eee almış olduğu destekle beraber arkadaşlar tekrar 925 seviyesine kadar eee direncine kadar yük Yükselmeyi başardı. E, zaten burayı da daha önce denemiş olmasına rağmen e, yukarı yönlü hareketlerde e, kalıcılık sağlayamadı 9.25 seviyesi üzerinde e, alımlar için özellikle arkadaşlar 9.25 seviyesinin üzerine beklemek daha mantıklı olacaktır. altının e, toparlaması durumunda dolar TL grafiğinde yatay banttan çıkıp e, 15 seviyelerini yükselmiş durumda arkadaşlar 920 seviyesinin üzerinden 9.50 seviyesine kadar bir atak gerçekleştirebilir gram altında e, baktığımız zaman alım için özellikle 9.25 seviyesinin üzerine beklemek lazım yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E 925 seviyesine aşağısı da arkadaşlar geri çekilme devam edebilir. 900 e, seviyesine kadar baktığımız zaman buraya kadar. E, burada 97 seviyesi de arkadaşlar e, baktığımız zaman arabi e, destek olmuş durumda şu an. Daha önce de 907 seviyesine görüp tekrar yukarıya doğru e, 925'e kadar yükselip tekrar buradan e, 9 seviyesine kadar gerilemiştim e, dediğim gibi arkadaşlar 925 seviyesinin üzerine kıracak yakın bir zamanda 950 hatta 968 seviyesine kadar tekrar yükselme potansiyeli var gram altınında. Biraz da gümüş tarafına bakalım. E, gümüş tarafına baktığımız zaman arkadaşlar burada da bir e, yükselişten sonra hafif bir geri çekilme görüyoruz. Özellikle ons altın tarafındaki yükselişle beraber arkadaşlar burada da e, bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu an baktığımız zaman e, her ne kadar e, burada 100 günlük hareketli ortalamanın aşağısında e, seride olsa da fiyatlar arkadaşlar toparlanma e, çabasında. Şu an 24.878 seviyesinin hemen üstünde hareket ediyor. 25 dolar seviyesinde e, alım için güzel bölge olduğunu e, söylemekte fayda var. E, geri çekilmelerde maksimum arkadaşlar 24 50 seviyesine kadar geri çekilecektir. Zaten bunun da aşağısında mutlaka stop loss koymak gerekiyor. Çünkü 23 23.50 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli olacaktır. Buradan arkadaşlar yönümüz yukarı yönlü 25 25.50 seviyesine kadar yukarı çıkış potansiyeli olduğunu söylemek lazım gümüşünde. Biraz da Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin tarafına da baktığımız zaman arkadaşlar günün erken saatlerinde özellikle kaydetmeye başladığı değer artışları ile birlikte hız kazandırdı Bitcoin baktığımız zaman yukarıya. burada bir yükseliş iğmesi yakaladığını görüyoruz Bitcoin'in. bugün günün erken saatlerinde 43478 dolar seviyelerine kadar ulaşmasının hemen ardından son fiyatlama hareketleriyle arkadaşlar baktığımız zaman şu an tam 43.000 seviyesinin dibinde hareket ediyor baktığımız zaman. bugün arkadaşlar özellikle kripto para yatırımcılarının gözü Başkan Biden'ın bu hafta imzalanması beklenen kararnamede olacak. E burada ABD Başkanı Joe Biden bu hafta içerisinde ABD hükümetinin uzun süredir beklenen e, kripto para stratejisini ortaya koyacak olan kararnameyi imzalaması bekleniyor. E, konuya yakın kaynaklara göre Başkan Biden'ın imzalayacağı kararnamede e, federal kurumlara dijital varlıklar için yapılması gerekebilecek e, potansiyel düzenleyici değişiklikleri e, aynı zamanda ulusal güvenliğe etkilerini ve ekonomik etkilerini e, değerlendirme görevi verecek. E, bu tüm bunlar arkadaşlar Bitcoin için olumlu yansıdı. Zaten 37.500 seviyesine almış olduğu destekle beraber e, yukarıya gidiş altını, burada baktığımız zaman zaten e, yukarıya giden trendini korumaya devam ediyor. E, 43 bin seviyesinin geçmesi durumunda arkadaşlar burada 45 bin seviyesine kadar önceki gibi e, yukarı yönlü bir hareket gerçekleşecektir. 45 bin seviyesi e, önemli bir e, direnç olarak karşımıza çıkacak. Buradan e, kar satışlarının gelip gelmeyeceğine bakacağız. Eğer kar satışlarının gelmesi durumunda arkadaşlar tekrar 43000 bin seviyene kadar e, gerileme potansiyeli olabilir baktığımız zaman. E, fakat Bitcoin arkadaşlar. E, yani yani burada 50 bin, 55 bin, 60 bin dolar seviyene gelmesi e, dediğim gibi e, bu aralar çok zor. Hem e, baktığım zaman Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor arkadaşlar. E, özellikle burada e, kar satışlarının etkisi olması bekleniyor. E, 43 bin dolar seviyesinin üzerine geçmesi durumunda arkadaşlar alımlar hızlanıp 45 bin dolara kadar e, uzayabilir. Fakat 43 bin dolar seviyesinin aşağısına e, gelmesi durumunda ise arkadaşlar açığa satış pozisyon, poto, e, pozisyonlarıyla ile beraber e, 40 bin dolar seviyesine kadar da tekrar e, geri çekilme e, yapabilir Bitcoin. E, biraz da gümüş TL tarafına bakalım. Gümüş TL tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar burada yukarı giden trendimizin üzerinde durmaya devam ediyor arkadaşlar. Baktığımız zaman 11.75 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Ee, zaten buradan 11.75 seviyesini almış olduğu destekle 12.10 seviyesini vermiştik arkadaşlar. Hem gümüş fiyatlarındaki yani global gümüş fiyatlarındaki e, toparlanma, ons altındaki toparlanmayla beraber burada da bir e, yükseliş eğmesi görüyoruz. Fakat dolar TL burada destek vermiyor şu an arkadaşlar. E, yakın bir zamanda dolar TL grafiğinde yukarı yönlü destek vereceğini düşünürsek e, 12.10 seviyesinin geçilip 12.60 seviyesine kadar yükseleceğini görüyoruz. E, yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, alım için arkadaşlar e, aslında güzel bir bölge olduğunu söylemekte fayda var. Burada 11.75 seviyesinin aşağısını e, kırmızı durumunda stop dostlarımızı kullanabiliriz. Baktığımız zaman biraz daha riski sevmeyen yatırımcı da e, 12.10 seviyesinin yukarı e, kırmasından sonra alımlar daha da hızlanacağını söylemekte fayda var arkadaşlar. Analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi tradeler dilerim. Hoşçakalın.